Herkese merhabalar. Hareket konusuyla karşınızdayız. Gençler, bu konu sizin için çok önemli. 9. sınıfta temellerini atıyorsunuz. 11. sınıfta tekrar karşınıza geliyor, daha kapsamlı bir şekilde tabii ki. O yüzden sizden ricam, lütfen çok güzel öğrenin, kavrayın. Bol bol soru çözün bu konuyla ilgili. Anlamadığınız yerler kalmasın. Hareket konusuyla ilgili neler öğreneceğiz? Hadi bakalım. Dediğim gibi çok çok önemli. Hemen neler öğreneceğiz kısmına bakıyoruz. Bir boyutta hareket. Konumuzun ismi bu. Tek boyutta hareket. Hareket çeşitleri. Neler varmış? Ötelemeymiş, dönmeymiş. Onlar nelermiş bir bakacağız. Konum, yer değiştirme ve alınan yol. Hız, sürat. Farklı kavramlarmış bunlar demek ki. Düzgün doğrusal hareket. Burada da grafikler var arkadaşlar. Mesela size bir grafik verecek. Diyecek ki bu grafiği şu grafiğe dönüştür. Siz bunları yapacaksınız. Sabit ivmeli hareket. Son olarak ivmeli hareketten bahsedeceğiz ve bırakacağız. Sabit ivmeli hareketin bir tık daha zorlaşmış halini 11. sınıfta göreceksiniz. O zaman en başından bir başlayalım. Hareket çeşitlerimiz nelermiş? Belirli bir zaman aralığında önce bir tanımını yapmamız lazım değil mi? Hareket ne demek? Belirli bir zaman aralığında bir cismin yer değiştirmesine ne diyorum? Mesela ben şu kalemi alsam. Diyelim ki 3 saniye içerisinde ya da 1 saniye içerisinde bu cisim buraya geldi. Kaldırdım, 1 saniye geçti, cisim buraya geldi. Ne oldu? Cismi hareket mi ettirdik? Peki ben bunu kaldırmasaydım yatay yolda da hareket ettirebilir miydim? Evet. Cismin yer değiştirmesi gerekiyormuş. Bakın, belirli bir zaman aralığında cismin yer değiştirmesi. Başlangıç konumu buydu. Artık yeni konumu bu. Ve ben bunu ne kadar zamanda yaptım? Belirli bir zaman aralığında, yani bir saniyede yapmış oldum. O halde belirli zaman aralığındaki yer değiştirmeye ne diyormuşuz arkadaşlar? Hareket adını veriyormuşuz. Zaten konu başlığımız da buydu değil mi? Peki, cismin hareketini belirleyebilmek için bir nokta seçmemiz lazım. Yani ben bunun başlangıçtaki konumuna şurası dedim değil mi? Sonraki konumuna da burası söyledim. Tamam. Demek ki başlangıçta bir referans noktası seçmek zorundayım. O halde diyorum ki cismin hareketini belirleyebilmek için öncelikle bir referans noktası seçmek zorundayım. Referans noktası ne demek? Şimdi bu kişiye göre değişen bir nicelik değil mi? Ben bu kalemi buraya koyduğumda başlangıçtaki referans noktasını burası seçmiş olurum. Diyelim ki bu kalemi aldım, buraya koydum. Bakın, referans noktasını değiştirdim. Bu sefer de burası oldu. Yani siz başlangıç noktasını neresi belirliyorsanız eğer, referans noktası o kısım olmuş oluyor. Peki, diyelim ki böyle metreli sistemde sayı doğrusu gibi düşünün. Artı x pozitif yönde, eksi x negatif yönde ilerleyen bir aracımız var. Bu araç bir yerden yola çıktı. Nereden yola çıktı? Referans noktasından arkadaşlar. Aracın referans noktası neymiş? Eksi 1'miş. Hemen yazıyorum üzerine. Referans noktamız burası. Peki nereye kadar ilerlesin aracımız? Ben vereceğim bunları size. Aracımız diyelim ki eksi 4'e kadar gitti. Yani başlangıç noktam eksi 1 iken eksi 4 oldu. Ben ne yapıyorum? Negatif yönde artı x'ten eksi x'e doğru hareketimi gerçekleştiriyorum. Ve referans noktam hareketi belirlemek için seçtiğim noktaydı. Eksi 1'den eksi 4'e kadar 1 birim, 2 birim, 3 birim toplamda yol aldım mı? Yani aracım eksi x yönünde 3 birim yol aldı diyebiliyorum arkadaşlar. Peki aynısını bu tarafta yapamaz mıydım? Yapardım. Bakın, referans noktası sizin belirlediğiniz yerdir. Yani bu her zaman 0 olmak zorunda değil. Her zaman 3 olmak, 5 olmak zorunda değil. Eksi olabilir, artı olabilir. Senin belirleyeceğin referans noktası yönünü belirleyecek. Bu kadar. Peki, negatif yön, pozitif yön neye göre belirliyorum bunu? Eğer sıfırdan başlayıp artı x'e doğru gidiyorsam bunu pozitif yön alırım değil mi? Ama şunu da yapabilirdim ben. Diyelim ki eksi 2'den başladım. Hareketim eksi 2 noktasında başlıyordu. Dedim ki eksi 2 referans noktam. Eksi 2'den artı 3'e kadar ilerleyen bir aracım var. Arkadaşlar, ben negatif yönde mi başladım? Hayır. Yani negatifliği, pozitifliği artık sayı doğrusundaki gibi sıfırın sağ, sıfırın solu diye almayacağım. Negatif yön demek cismin negatif eksende ilerliyor olması demek. Pozitif yön demek pozitif eksende ilerliyor olması demek. Yani cisim eksi 2'den hop 3'e doğru gittiğinde aslında ben pozitif yönde ilerleme kaydetmiş oluyorum. Burayı anladıysak hemen bir sonraki aşamaya geçelim. Hareket çeşitlerimiz arkadaşlar. Öteleme hareketi,
dönme hareketi, titreşim hareketi. 3 tane hareket çeşidimiz var bizim. Ben şöyle kalemlerle size göstermeye çalışayım. Şimdi öteleme için mesela yürüyen merdivenler, basket atılan topun yere düşmesi ne demek acaba bunlar? Şimdi ben şu cismi şöyle bir atsam. Ötelemiş oldum değil mi? Yani bir sonraki aşamaya eşit miktarda yol alarak ilerledi mi? Aynı doğrultuda mı yapıyor bunu? Bakın kalem şu tarafa gitmiyor. Ben hangi yönde ilerlemesini istiyorsam o yöne doğru gidiyor. Yani bir öteleme hareketi. Hop yürüyen merdivene bindin. Yürüyen merdivenle beraber yukarıya doğru aynı doğrultuda çıkma hareketi ya da inme hareketi yapıyorsun. Peki basket attın, top fileye girdi. Fileden hop yere doğru düşecek. Peki yere doğru düşerken var olan doğrultusunu koruyor mu bu arkadaşlar? Evet. Yürüyen merdivende de aynı şekilde. Burada da aynı şekilde bir doğrultusunu koruma durumu söz konusu. O halde buna öteleme diyeceğim. Peki dönmeye örnek neler verebilirim? Saatin akrep ve yay kovanı. Tek bir noktam var benim. Saatin tam orta noktası. Akrep ve yay kovan o orta noktanın etrafında. Tabii bunun bir tanesinin daha kısa olması gerekiyor. Siz şöyle düşünün. Ben şöyle kısaltmış olayım. Akrep ve yay kovan belirli bir nokta ekseni etrafında birlikte dönüyorlar mı arkadaşlar? Evet. Normalde siz bunları tek tek yapmış olsaydınız birlikte hareket etmezlerdi. Birlikte tek bir orta noktaya bağladım ve hareket ettiriyorum. O zaman ne diyeceğim ona? Dönme hareketi diyeceğim. Saat yönü tabii ki de bu yönde bir dönme hareketi gerçekleştirecek. Peki gezegenlerin güneş ekseni etrafındaki hareketine bakın. Ya da dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi. Bu da bir dönme hareketi değil midir? Evet. Gezegenler güneşin ekseni etrafında hop eliptik yörüngelerde ne yapıyorlar? Aynı eksen üzerinde sürekli olarak dönme hareketini gerçekleştiriyorlar. Arabanın tekerleğine bakalım. Bakın arabanın tekerleğinde birden fazla hareket söz konusu. Birazdan bahsedeceğim ama. Araba ileriye doğru hareket ediyor. Peki tekerlek kendi ekseni etrafında dönme hareketi gerçekleştiriyor mu? Evet. O halde diyorum ki bu da dönmeye bir örnektir. Peki geldim titreşime. Titreşim demek gitme ve gelme hareketi mi? Yani şu bir titreşimdir değil mi arkadaşlar? Bakın gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. O halde salıncakta sallanan çocuğa bakıyorum. Çocuk ileriye geldi, tekrar geriye gitti. Ne yaptı? Bir titreşim halinde. Sarkaç hareketi. Bakın bu önemli bizim için. Çünkü sarkaç fizikte çok önemli bir kavramdır. Bunun problemlerini falan çözeceksiniz. İleride öğreneceksiniz onları. Sarkacım normalde şu aşağıya doğru geldi. Bu sarkaç sağa ve sola olmak üzere hareket etmeye başlayacak mı? Evet. Ve bunu ne yapıyor? Titreşim hareketiyle yapıyor. Ha, birazdan bahsedeceğim. Birden fazla hareket de olabilir. Hocam orada titreşimin yanında başka hareketler de var mı diyebilirsiniz. Birazdan anlatacağım. Peki suyun yüzeyine taş attınız. Taşı attığınızda hop dışarıya doğru dalga 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 ne oluyor? Suyu titreştirdiğin için dalgalar halinde sistem devam etmiş oldu. Burası tamamsa hemen hareket çeşitlerinden bahsedelim. Şimdi cismi oluşturan parçacıklar birlikte aynı yönde az önce yaptığımız gibi hepsi aynı yöne gidecek bütün parçacıkların ki cisim aynı yönde ilerleyebilsin. Devam ediyorsa hareketine ne hareketi yapıyordur arkadaşlar? Öteleme. Öteleme hareketi cismin parçacıklarının birlikte aynı yönde aynı doğrultuda. Aynı doğrultu da bizim için önemliydi değil mi? Peki geldim cismi oluşturan parçacıklar. Sabit bir nokta etrafında. Bakın bizim için burası çok önemli. Az önceki ne hareketi? Gezegenlerin mesela güneş ekseni etrafında dönme hareketi. Akrebin yay kovanın dönme hareketi. Ne yaptım? Sabit bir nokta belirledim. Onun ekseni etrafında dönüyorum. Başka bir alanda değilim. Çember çizerek hareket ediyorsa ona da ne diyeceğim arkadaşlar? Dönme hareketi yapıyordur. Cisim dönme hareketi şunu şu yerleştirecek yapıyordur. Peki cismi oluşturan parçacıklar eşit zaman aralıklarında eşit mesafeler kat ediyorsa ve gidip gelme hareketi yapıyorsa bu da nedir? Tabii ki titreşim hareketidir. Yani sen bir şeyi titreştirirken sağa ne kadar gidiyorsan sola da o kadar gitmelisin. İleri ne kadarsa geri de o kadar olmalı ki titreşim olarak tanımlanabilsin. Burası tamamsa hareket çeşitlerimiz öteleme, dönme ve titreşim yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar dediğim ki az önce size birden fazla tane hareket aynı anda bir araya gelebilir. Yani bir cisim sadece dönme, sadece öteleme, sadece titreşim hareketi yapmak zorunda değil.
birden fazla hareketin olduğu durumlara bakalım. Şimdi bir aracımız var bizim, bir otobüsümüz var. İçeride insanlar hareket ediyorlar ve tekerleklerimiz bu yönde aracın ilerlemesi için sağa doğru, yani saat yönünde dönme hareketi gerçekleştiriyor. Doğru mu? O halde diyorum ki tekerlek hareketinde bir kere bir dönme var. Tamam. Peki bu tekerlekler bu yönde ilerliyorsa eğer ve kendi ekseni etrafında hareket ediyorsa, aynı doğrultuda da gidiyorsam burada bir de ne hareketi vardır? Tabii ki de öteleme hareketi vardır. Ötelemenin temel sebebi aynı doğrultuda gidiyor olması. Dönmenin temel sebebi tekerleklerin kendi ekseni etrafında hareket ediyor olması arkadaşlar. Peki geldim. Burada bir sarkacım var. Saatin altından sarkan bir sarkaç. Sarkaç sağa ve sola hareket ederken bunu periyodik olarak yapıyor. Yani buraya 3 saniyede gidiyorsa buraya da 3 saniyede geliyor. Buraya aynı mesafede gidiyor, buraya da aynı mesafede geliyor gibi. Ki titreşimin zaten olması gereken ön koşulu buydu. İşte bu sarkacın dışarıya doğru titreştiğini görüyorum. Her seferinde bu titreşimler eşit miktarda artıyor ya da azalıyor olabilir. Sağa ve sola doğru sarkaç hareketinde kesinlikle neyim var o halde? Titreşim var arkadaşlar. Bir hareketim daha var burada. Şimdi ben aynı doğrultuda gidiyorum, aynı doğrultuda geliyorum. Bakın doğrultum ve yönüm kesinlikle değişmiyor değil mi? Burada sağ yönünde gidiyorum, burada sol yönünde gidiyorum. Ya da işte bir yönü iki yön diyebilirim. Ama doğrultum kesinlikle değişmiyor ve eşit zaman aralıklarında yapıyorum bunu. O halde diyorum ki burada bir de öteleme hareketi söz konusudur. Öteleme ve titreşim hareketi sarkacımızda söz konusudur. Peki bir bina düşünün. Binanın tam tepesinden bir taşı aldım, aşağıya doğru fırlatıyorum. Taşın aşağıya, bakın zaman aralıkları da burada belirlenmiş. Taşın aşağıya gelene kadar, çarpma süresine kadar geçen zaman aralıkları hepsi birbirine eşittir değil mi? Eşit zaman aralıklarında taş aşağıya doğru düşecek. Mesela her birini 1 saniyede aldığını düşünürseniz eğer, taş 5 saniye sonra yerin dibine girmiş olacak. Bu alanlarda gelmiş olacak. Peki hangi hareketi yapıyorum ben burada? Bir kere taşın aynı doğrultuda hareket ettiğini düşünürsem aşağıya doğru, bakın basket topunda da vardı bu değil mi? Basket topunu atmıştık, aşağıya doğru hareket etmişti. O halde bundan kaynaklı bir neyi var diyorum? Öteleme hareketi vardır. Peki başka neyi var? Arkadaşlar bu taş titreşmeyecek mi? Bunu oluşturan taneciklerin aşağıya doğru hem hava sürtünmesi de girecek işin içine, titreşerek inmeyecekler mi? Evet. O halde diyorum ki öteleme ve titreşim hareketini beraber yaparlar. Bunun gibi pek çok örnek verilebilir. Siz böyle günlük hayattaki farklı farklı cisimleri hangi hareketi yapıyorlar diye kafanıza düşünüp konuyu daha da iyi oturtturabilirsiniz. Peki geldim bir sonraki aşamaya. Şimdi dedim ki bir referans noktası seçmek çok önemli. Referans noktasını biz kendimiz seçiyoruz. A noktası da olabilir, B noktası da olabilir. Kişiye göre de değişebilir. Yani burada bir görelilik söz konusu. Mesela ben bu kalemi buraya koyduğumda sana göre bu konumda, ama şuradan bakan biri olsaydı ona göre şöyle bir konumda olacaktı. Sen karşıdan baktığın için şu konumu algılarken o bu konumu algılayacaktı. Yani kişiye göre konum değişken bir nicelik haline geliyor. Aslında kalemin konumu değişiyor mu? Hayır, kalem aynı yerde duruyor. Ama görelilik işin içine giriyor arkadaşlar. Yani referans noktanız değiştiği zaman bakış açınıza değişmiş oluyor aslında. Peki geldim. Cismin herhangi bir anda bulunduğu yere ne diyeceğim arkadaşlar? Tabii ki de konum adını vereceğim. Mesela bu kalem burada duruyorsa o zaman bunun konumu, herhangi bir anda bulunduğu yer konumu nedir? Bu noktadır. Bu noktanın koordinatlarını verebilirim. Peki konum birimi nedir? Sembolü nedir? Bunlar bizim için çok önemli değil mi? Bu sene böyle birimlerle, sembollerle böyle kafanızı işledik. Çok öğrendiniz ama inanılmaz rahatlayacaksınız. Dediğim gibi 11. sınıfın temellerini atıyoruz şu anda. O yüzden çok güzel dinleyin. Birimimiz konumun metre arkadaşlar. Metre cinsinden buluyoruz. Kilometre değil de metreyle çalışıyoruz. Peki sembolümüz nedir derseniz, sembolümüz de küçük x harfi. Peki tepesinde bir ok görüyoruz değil mi? O ok neyi gösterecek bize? Vektörel bir nicelik olduğunu gösterecek. Vektörel ne demekti? Yönü olacaktı. Doğrultusu olacaktı. Yön ve doğrultu söz konusuysa neydi? Konum vektörel bir niceliktir diyorum. Buraya kadar tamamız. Şimdi geldim, bir referans noktam var benim. Referans noktam çocuğun evi.
Evden çıkan çocuk her gün okula gidiyor. Okuldan tekrar eve geliyor. Ev, okul, ev, okul. Başka da yapacak bir şeyiniz yok. Çok üzülüyorum sizlere ama birazcık daha tatil falan olacaksınız şimdi. O aşamaları bekleyin. Orada da kamplarımızı izlemeyi muhakkak unutmayın arkadaşlar. Konum vektörümüz var değil mi? Evden çıktım. Dışarıya, okula doğru yürüyorum. Peki başlangıç konumum yani referans noktam evse, gideceğim konumda okulsa, o halde diyorum ki referans noktasından gideceğim konuma doğru çizdiğim vektörel uzunluğa ne diyeceğim ben? Konum vektörü adını vereceğim. O halde şimdi bir sayı doğrumuz var. X1 ve X2 olmak üzere birinci konum, ikinci konum belirledik. Sıfırdan başlıyorum. Eksi x yönünde gidebilirim, artı x yönünde gidebilirim. Konum vektörü çizmek istiyorum arkadaşlar. Birinci konumum neymiş benim? Eksi 2 noktasıymış. Birinci konumum burası. İkinci konumum neymiş? 3 noktasıymış. Eksi 2'den 3'e geldiğime göre hop aradaki mesafeyi kat ettiğim vektör benim için nedir? Konum vektörüdür. Şimdi en önemli kısmına geldik. Yer değiştirme ne demek? Yani bir araç, bir cisim, bir madde. İlk konumum burasıydı. Hop getirdim buraya koydum. Son konumum da burası. Ha, ne kadar yer değiştirdiğini bulmak istiyorum. Aradaki mesafe kadar mı yer değiştiririm? O halde diyorum ki yer değiştirme eşittir. Son konum eksi ilk konum olmak zorunda. Peki son konumum nedir benim? X2 dediğim konum. İlk konumum neydi? X1. X2 dediğiniz 3 müydü arkadaşlar? Evet. X1 dediğiniz neydi? Eksi 2. Bakın vektörel işlem yaparken lütfen dikkatli olun. Ben tepelerini okları yazıyorsam eğer yani vektörel niceliklerden bahsediyorsam bu işlemi böyle yazabilirim. Ama artık sayısal değerlere geçtiysem yani büyüklükten bahsediyorsam artık bu vektörel işaretini koyamam. Çünkü ben tamamen büyüklükle işlem yapacağım. Yani şunu demek istiyorum. X1 eşittir eksi 2 yazabilirsin. Başında vektör işaretini kullanarak. Ama X1 dediğin nedir arkadaşlar? 2'dir. X2 artı 3 diyebilirsin. Ama mutlak X2 yazdığında bu sadece büyüklük ifade ettiği için 3'tür. O halde diyorum ki 3 eksi eksi 2. Bakın buraya dikkat. Aradaki eksi hala duruyor. Ve benim vektörüm eksi 2 olduğu için işlemi bu şekilde gerçekleştireceğim. Eksiyi içeriye dağıttığınızda 3 artı 2 olacaktır. O halde delta x eşittir 5 metre olarak bulunacak. Ve ben gerçekten 5 metre yer değiştirdiğimi biliyorum. Yani 1 metre, 1 metre, 1 metre, 1 metre, 1 metre olduğunu düşünürseniz her biri 1 metre toplamda 5 metre yer değiştirmiş oldum. Son eksi ilk yaptığımız için. Bir de konum vektörlerini biz çizelim bakalım nasıl çizebiliyoruz. Şimdi x noktamız var. Başlangıç noktası olarak x'i seçeceğiz. Çünkü bizim referans noktası olarak x'i almamızı soru bizden istemiş. K, L, M noktalarına konum vektörlerini çiziniz diyor. Şimdi K noktasına üçüne de ayrı ayrı çizeceğiz arkadaşlar. Önce L ve M'yi görmüyorum. K noktasına çizim yapacağım. X'ten K'ya doğru doğrusal bir yol çiziyorum. Bu benim neyim? Konum vektörüm arkadaşlar. Şu K'ya giden konum vektörü. Aynı şeyi L için yapıyorum. L'ye giden konum vektörü. Aynı şekilde M'ye giden konum vektörü. Şimdi olay şu. Ben bu X noktasını buraya taşısaydım. Yani referans noktasını burası olarak kabul etseydim. Çünkü göreceli bir kavram olduğundan bahsetmiştim. Orayı da seçebilirdim. Bu sefer KLM noktalarına var olan referans noktasından konum vektörlerini çizin deseydim nasıl olacaktı? Bakın L'ye konum vektörüm bu. K'ya konum vektörüm bu. Ve M'ye de konum vektörüm bu şekilde olmak zorundaydı. Bakın aynı mı bu vektörler? Hayır. Büyüklükleri değişti. Bazılarının yön ve doğrultusu da değişebilir. O halde referans noktam benim için çok önemli. Nereye referans almam gerektiğinde başlangıçta doğru karar verirsem soruyu da aynı şekilde doğru çözebilirim. Tamamsak bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi gençler alınan yol kavramı başka bir şey. Yer değiştirme kavramı başka bir şey. Ankara'dan yola çıktınız. Eskişehir'e gideceksiniz. Ankara Eskişehir arası normalde hep biz şu yolu tercih ederiz değil mi? Kısa olduğu için 237 kilometre. Ama bir yolumuz daha var. Böyle virajlı bir yol. Girintili çıkıntılı falan bir yol. Burayı da tercih edebilirsin. Diyelim ki burası çok kalabalık. Ya dedin ki ben buradan daha hızlı giderim. Daha uzun bir yol ama belki de daha çabuk yol alabilirim diye düşündün. Baktın burası da 277 kilometre.
Hatta bu map uygulamalarını açıyorsunuz ya. Ne diyor orası? 2 saat 43 dakika istersen bu yolu seçeyim. 4 saat 8 dakika istersen bu yolu seçeyim diyor. İkisi de mümkün. İkisi de Eskişehir'e götürüyor mu? Götürüyor. Peki yer değiştirme ve alınan yola baktığımda. Şimdi yer değiştirme dediğim neydi? Bakın delta x ile gösteriyorum. Şu delta ifadesi değişim demektir. Her zaman son eksi ilk anlamına gelir arkadaşlar. Delta t dersem son zaman eksi ilk zaman. Delta x dersem son konum eksi ilk konum. Delta v dersem son hız bölü son hız eksi ilk hız şeklinde olacaktır. Peki bizim delta x dediğimiz son konum eksi ilk konum mu olmuş oldu? Yani benim yer değiştirmem, vektörel olan niceliğim şu kısım olurken aldığım yol bu kadar mesafe olmuş oluyor. O halde diyorum ki alınan yol x eşittir 277 kilometre. Yer değiştirme yani delta x 237 kilometre diyorum. Hocam biz kilometreyle çalışmıyorduk. Hadi bunları da metreye çevirelim. Metreye çevirmek için ne yapıyordunuz arkadaşlar? 10 üzeri 3 ile çarpıyordunuz. 277 çarpı 10 üzeri 3 metre olmuş oldu x. Delta x'im de 237 çarpı 10 üzeri 3 metre olmuş oldu. Alınan yol ve yer değiştirme arasındaki kavram çok önemli. Bakın yer değiştirmede son eksi ilk yapmış oldum. Bu kadar mesafe ilerledim. Alınan yolda tamamını gittiğim için daha uzun bir mesafeden bahsediyorum. Geldim, kavratan bir sorumuz var. Şimdi bakın yarım çember var elimde. Çevresini bilmediğim yarım bir çemberim var. Diyor ki bana A noktasından harekete başlayan bir hareketlim var. Hareketini C noktasına ulaştığında şuraya gelmiş olacak hareket. Yani şu yolu kat etmiş olacak. Yol ve yer değiştirmesi nedir diyor bize. Şimdi yol dediğimiz şey neydi? X'ti. Yer değiştirme dediğimiz neydi? Delta X'ti. Şöyle tepesinde de okumuz vardı bunun. Peki alınan yol derse eğer buranın tamamını mı almak zorundayım? Peki ona söyler misin? Çevresi neydi çemberin? 2 pi r miydi? Tamamının 2 pi r olduğunu biliyorsam eğer bu çemberin 1 bölü 4'lük kısmı mıdır? 4'te 1'lik kısmı değil mi? O zaman 2 pi r bölü 4 dersem ben A'dan C'ye kadar aldığı yolu bulur muyum? Hadi bulayım. Alınan yol x eşittir diyorum. 2 pi r bölü 4. Soru da ben size r eşittir 10 santimetre olarak vermiş olayım. 10 metre olarak vermiş olayım. Tamam. Peki yarı çapımız 10 metre ise 2 pi r'den bahsediyorduk. Pi'yi de 3 alalım arkadaşlar. Pi'yi 3 almamız gerektiği söyleniyor zaten. 2 çarpı 3 çarpı 10 bölü 4'ten gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 15 çıktı arkadaşlar. 15 metre dediğimiz neymiş bizim? Aldığımız yol. Peki bir de yer değiştirmesini bulalım. Yani o da delta x'ti. Şimdi burada işler karışıyor. Bakın yer değiştirmeyi bulabilmek için sıfır noktası A noktası C noktası. Yer değiştirme alınan en kısa yoldur. Yer değiştirmesi için en kısa mesafeyi seçmek zorundasın. Yani sen burayı alırsan cevabı 15 buldum. Hadi ben yer değiştirme buldum diyemezsin. Yer değiştirme demek A'dan C'ye kat ettiği yol demektir. Peki burada neye ihtiyacım var benim? Var olan bilgilerime ihtiyacım var. Şurası da yarı çap mıdır? 10 mudur arkadaşlar? Şurası da yarı çap mıdır? Çünkü O noktasının merkez olduğunu biliyorum. O halde 10-10 aradaki açının 90 derece olduğunu biliyorum. Hemen Pisagor kavramından yapalım. Eğer buraya x dersem, delta x diyelim hatta buraya. Delta x dediğin yer bunun karesi. 10'un karesi artı 10'un karesi mi olmak zorunda? Bakın 100, 100, 200 olacak. Kök içerisine alırsanız eğer 200 dediğiniz 2 çarpı 100'dür. 10 dışarıya ne olarak, 100 dışarıya ne olarak çıkacak? 10 olarak çıkacak. O halde delta x dediğiniz 10 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Arada 90 derecelik açı varsa ve iki kol birbirine eşitse karşı taraf yani hipotenüs dediğimiz en uzun kenar bunların kök 2 katıdır. Yani 10 kök 2'dir arkadaşlar. O halde yer değiştirmem ne kadarmış benim? 10 kök 2 metre kadarmış. Tamamsak B şıkkına geçtim. Şimdi B noktasına ulaştığında diyor. Yani hareketle A'dan çıktı. Önce C'ye geldi. Hop B noktasına geldim. Ne kadar çevre ilerledim? 2 pi r bölü 2 kadar çevre ilerledim. Yol ve yer değiştirmesi nedir diyor. Yine alınan yol dediğim x.
yer değiştirme dediğim delta x miydi? Vektörel bir büyüklüktü. Hadi bunları da hesaplayalım. Bakın tamamı 2 pi r'ydi. Ben yarısı kadar yol gidiyorum. O halde x eşittir dedim. 2 pi r bölü 2 alacağım. 2 çarpı 3 çarpı r'miz ne kadardı? 10'du. Bölü 2. Burada 4'te 1'ini almıştık. Burada 2'de 1'ini alıyorum. O halde ne dedim? 30 metre olarak bulacağım. Peki delta x'im nedir? İşte burası da yine çok önemli. Bakın arkadaşlar A'dan B'ye kadar geleceğim. AB arasındaki yol benim yer değiştirmemi verir. Çünkü son konumum burası, ilk konumum burası. Son eksi ilk yapmanız gerekiyor. Son eksi ilk yaparken şu mesafeyi alamazsın. Son konumum B, ilk konumun A. B eksi A ne kadarsa işte benim delta x'im de odur. Peki B eksi A'nın ben 20 metre olduğunu mu biliyorum? O halde diyorum ki delta x eşittir 20 metre olarak bulacağız. Haydi bir sonraki aşamamıza geçelim. Sürat ve hız kavramları. Bakın bunlar birbirinden tamamen farklı kavramlar. Birim zamanda alınan yola ne diyeceğim? Sürat. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız diyeceğim. Birim zamanda alınan yol. Ve skalerdir bu. Skaler bir büyüklüktür sürat. Hız vektörel bir niceliktir. O halde hızın tepesinde ben bir ok işareti görmeliyim. Peki birimlerine bakalım. Süratin birimi metre bölü saniye. Hızın birimi yine metre bölü saniye olarak karşımıza çıkacak. Peki sürat alınan yol bölü zamandı. Hız yer değiştirme bölü zamandı. V eşittir x bölü t. Burada şunu yapabilirsiniz. Bu birim zaman demek değil miydi? Birim zamanda hop geldim. Alınan yola ne diyormuşum? Hız diyormuşum. Birim zamanda alınan yola hız diyeceğim. Yine burada da aynı şekilde var olan zamandaki değişim, var olan yer değiştirmem. Birim zamandaki yer değiştirmeye de ne diyeceğim? Hız adını vereceğim. Burada süratti. Arkadaşlar çok affedersiniz. Burada hız değil sürat yazmamız gerekiyor. Burada da hız kavramından bahsediyoruz. Peki geldim. Kavratan bir sorumuz var. Bu sorunun çözümüne bakalım. A noktasından H noktasına 10 saniyede giden bir aracım var. Bu arada bu yazılıda gelebilecek bir soru. Yazılıda gelir arkadaşlar. O yüzden iyi dinleyelim. A'dan H'ye 10 saniyede geliyormuş. T eşittir 10 saniye kenara yazıyorum. Çünkü birazdan bunu kullanacağım. Verilenleri yazılıda lütfen alt alta yazın. A şıkkında süratini, B şıkkında hızını hesaplamalarımızı istiyor. Ve tüm basamak uzunluklarının birbirine eşit olduğunu diyorum. Tamam. Yani her biri 20'şer metre miymiş bunların? Burası da 20 metre. Burası da 20 metre. Burası da 20, 20 ve 20. Şimdi var olan A'dan H'ye geleceğim. Ve benim en kısa mesafeyi bulmam lazım. A noktasından H noktasına gelmek için. Şunu mu çizeceğim arkadaşlar? Var olan konum vektörümü çizdim. İlk konumum A'ydı, son konumum H'ydi. Ve konum vektörüm bu şekilde. Sonra sizden ricam hemen bunu bir üçgene çevirin. Üçgene çevirdiğinizde alınan yol ve sürat mesafelerini ne kadar hızlı, ne kadar farklı aldıklarını göreceksiniz. Şimdi A'dan H'ye gelmek için şurada ne kadar yol alıyorum? Bir 20 burada var. Bir 20 burada var. Bir 20, bir 20 daha. Şu 4'ünü birleştirseniz zaten şurayı vermeyecek mi sana? O halde burası nedir? 20 çarpı 4'ten 80 metre olarak bulunur. Yine aynı şekilde şurayı da bulmam gerekiyor. Bakın şuradan itibaren arkadaşlar. 20, 20, 20. 3 çarpı 20'den 60 metrede burayı buldun mu? Peki bu bizim tanıdığımız bir üçgen haline geldi mi? Burası 3 olsaydı, 4 olsaydı 5 olurdu. Bunların yeterli katlarını alırsan eğer 60, 80 burayı da kaç bulursunuz? 100 metre bulursunuz arkadaşlar. Yani A'dan H'ye geldiğim mesafe aslında benim 100 metreymiş. O halde A seçeneğiyle başlayalım. İlk olarak süratini hesaplamamızı istiyor bizden. Sürat neydi arkadaşlar? Skaler bir nicelikti. V eşittir x bölü t yazmam gerekiyordu. Şimdi x dediğim şey ne kadar yol gittiysem onu yazacağım. O halde 80 metre gittim. Dikeyde 80 metre. Yatayda ne kadar gittim? 60 metre gittim. Peki bunu kaç saniyede yaptım? 10 saniyede yaptım. O halde 140 bölü 10'dan 14 saniye olarak 14 metre bölü saniye olarak bulurum. Bu benim neyim? Süratim arkadaşlar. Peki B seçeneğine geldim. Şimdi hızımı hesaplayacağım. Var olan hızım için hemen şöyle tepesine bir vektör koyuyorum ki hız ve sürat birbirine karışmasın. Ne yapıyorduk? Delta x bölü delta t yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi var olan delta x'im A noktasından H noktasına geldiğim son konumum H, ilk konumum A.
Son konumum 100, ilk konumum 0. 100 eksi 0'dan 100 mü geldi arkadaşlar? Peki delta t, son konumda 10 saniye geçirdim. İlk konumda 0 saniye dedim. 10 eksi 0'dan da 10 mu yazdık buraya? O halde 10 metre bölü saniyede benim hızım olmuş oldu. Bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi bizim büyüklüklerimiz var. Bu büyüklüklerin sembolleri, birimleri, vektörler, skaler bunlar çok çok önemli. Hatta sizden bir ricam. Bence bunu yapın, çok rahat edeceksiniz. Bu vektörel olarak, skaler olarak yazdığımız nicelikleri böyle postitlere, güzel kağıtlara yazın ve odanızın duvarına muhakkak asın. Sınava çalışırken bunlar karşınıza gelecek arkadaşlar. Birimleri unutmayın. Unutursanız öğretmenleriniz puan kıracaktır. Aman dikkat diyorum. Bu kadar konuyu yapmışken birimlerden puan kaybetmeyelim. Şimdi büyüklüklerim neler? Konum, yer değiştirme, hız, sürat, alınan yol ve zaman. Peki sembollerim ve birimlerim skaler mi, vektörel mi, bunları yazalım. Konum dediğimiz sembolümüz ne? X üzeri neyim var benim burada? Tabii ki de bir okum var. Bu okun ne anlamı geliyordu? Vektörel onda anlamına geliyordu. O halde vektörel bir nicelik. Peki birimim nedir dersek? Ne kadar konumdayım? Metre cinsinden ifade ettiğimiz için birimim metre olmuş oldu. Tamamdır. Yer değiştirmeye bakıyorum. Yer değiştirmenin sembolü neydi? Neyle gösteriyordum? Delta X üzeri bir de neyim var benim burada? Vektörel niceliği ifade eden okum var. Bunu koymazsam vektörel olduğunu anlayamam. Peki nedir? Metre cinsinden ifade ediyorum. Birimi metre. Vektörel mi, skaler mi? Tabii ki de vektörel bir nicelik. Hıza geldim. Hız vektörel bir nicelikti. Tepesinde şöyle bir okumuz vardı. V harfiyle gösteriyorduk. Büyük V olacak. Ve geldim yine vektörel olarak yazıyorum. Sürete geldim. Şimdi sürat ve hız arasındaki fark neydi? Sürette yön kavramı yoktu arkadaşlar. O halde yön yoksa bu nasıl bir niceliktir? Skaler bir niceliktir. Süretin sembolü nedir dersek tabii ki de büyük V harfi olacak ama bu sefer tepesine bakın ok koymuyorum çünkü vektörel bir nicelik değildi. Alınan yola geldim. X birimimiz nedir? Yine aynı şekilde metre. Peki alınan yolla konum arasındaki farkımız da neydi? Yine skaler vektörel olma farkıydı. Bakın burada okumuz vardı, burada yok. Demek ki ne diyorum? Skaler bir nicelikmiş. Zamana geldim. Hep bildiğimiz time'dan gelen T harfiyle gösteriyorum. Birimim saniye. O halde diyorum ki zaman tabii ki de skalerdir. Yönü olan bir nicelik olmadığı için. Tamamsak haydi düzgün doğrusal harekete geçelim. Hareket boyunca cismin nesi sabittir arkadaşlar? Düzgün doğrusal hareket yapıyorsanız. Yani ben buradan yola çıktım. Her saniyede konumum aynı oranda artıyor. Ve cismin hızının ne olmasını beklerim? Sabit olmasını beklerim. Ankara'dan İstanbul'a yola çıktınız. Arabayı kilitlediniz 100'e ve hep 100'le devam ediyorsunuz. Ne yaptınız? Hızınızı sabitlediniz. Ve ne yapıyorum? Düzgün doğrusal hareket yapmış oluyorum. O halde dedim ki hareket boyunca cismin hızı sabittir arkadaşlar. Bizim burada bir konum zaman grafiğimiz var. Bu grafiği çizebilmek için öncelikle bu kavramları doldurmam lazım. Şimdi konumum 0, 10, 20, 30, 40 diye artıyor. Evet grafiğinde de aynı şekilde işledim. 0'dan 20'ye kadar da zamanımı yazacağım. Şöyle farklı bir renkte yazayım size. 0, 5, 10, 15 ve 20 olarak da zamanımı yerleştirdim. Şimdi bakın konum var, zaman var. Kim yok? Hız yok arkadaşlar. Benim formülüm neydi? X eşittir VT'den bulabiliyordum. Ya da delta X eşittir delta V bölü delta T'den bulabiliyordum. O halde burada olmayan niceliği bulduracaktır bana soruda. Lütfen bunlara dikkat edin. Peki aracım buradan yola çıktı. Her 5 saniyede eşit zaman aralıklarında bakın. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar mı kat etti? O halde ne yapıyorum? Cismin hızının sabit olduğunu biliyorsam bu cisim hareketi boyunca düzgün doğrusal hareket yapmıştır diyorum. Şimdi grafikte bunları yerleştireceksiniz. Konum 0'da 0 olsun mu diyor. Hemen işaretliyorum. Konumum 10 iken evet zamanım 5 olsun diyor. 5 ile 10'u birleştiriyorum. Hemen bir noktamı koyuyorum. Konum 20 iken zamanım 10 olsun diyor. Tamam dedim. Hemen şöyle noktalıyorum. Bu noktaları daha sonra birleştireceğiz. O yüzden büyük noktalar koymanız önemli. Konumum 30 iken 15 olmasını istiyor. Yine koydum. Konumum 40 iken 20 olmasını istiyor. Tamam. Ve daha sonrasında var olan noktaların tamamını birleştiriyorum. Bakın burada dikkat çekmemiz gereken şey şu.
Biz sıfıra sıfırdan başladığımız için burayı da aldık. Ama eğer bize burayı vermemiş olsaydı, yani 10'a 5, 20'ye 10, 30'a 15 ve 40'a 20 olarak devam edecek olsaydık, o zaman grafiğim şuradan başlardı ve buraya devam ederdi. Yani 0 ile 10 arasını boş bırakmak zorunda kalırdım. Buralardan, grafiklerden puan kırılır ya da var olan şıklardaki grafikleri bulurken lütfen bu ara boşluklarına dikkat edin arkadaşlar. Grafiğin nereden başladığı bizim için önemli. Sabit hızlı, yani düzgün doğrusal hareketi de bu şekilde grafiğe dökmeniz mümkün. Gelelim, bir konum zaman grafiğimiz var ve hesaplamalarımızı nasıl yapacağız buna bakalım. Şimdi konumum ve zamanım bana verilmiş. Sıfırdan başlamışım. 80'e kadar ilerlemişim 80 metre. Zamanım da sıfırdan başlamışım. 40'a kadar ilerlemişim. Şu konumumuz metre olacak arkadaşlar. Peki 80 metreyi toplam 40 saniyede mi almışım ben? Evet. Bu aşamada acaba benim yer değiştirmem, hızım ne oldu? Konum var, zaman var. Kim yok ortamda? Hız yok arkadaşlar. Demek ki diyeceğim ki konum zaman grafiğinin bir kavramı bana hızı verebilmeli. O halde bakın, burada bizim bir alfa derecemiz olsun. Alfa dediğimiz bir derece var. Bunun eğimi, bu grafiğin eğimi size tanjant alfayı alırsanız eğer hızı verecek arkadaşlar. Peki karşı tarafta neyim var? Delta x'im, yani konumum var. Yer değiştirmem var. Peki aşağıda neyim var? Delta t, yani zamandaki değişimim var. Bu da bana hızı verecek. O halde karşıya bakıyorum 80, buraya bakıyorum 40. Eğimi yazacak olursam 80 bölü 40'tan 2 metre bölü saniye benim neyimi verecek? Hızımı verecek gençler. Hızın delta x bölü delta t, yani toplam yer değiştirme bölü toplam zaman olduğunu biliyoruz. Yine başka bir soruyla daha karşınızdayız. Burada da hız zaman grafiğimiz var. Bakın az önce ne grafiğiydi? Bu konum zaman grafiğiydi. Şimdi hız zaman grafiğine geldim. Hız zaman, kim yok? Konum yok gençler. O halde konumu bulmam gerekecek. Ya da grafiğin herhangi bir uzvu bana konumu verecek. Bu altında kalan alan olabilir, eğimi olabilir. Zaten iki tane durumumuz var. Ya altında kalan alan ya da eğimi size bu nicelikleri iletecektir. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan size yer değiştirmeyi verir gençler. Peki yer değiştirmesini bulalım bu arkadaşın. 40, 20. Toplamda biz bunun tamamını alırdık ama üçgensel, yani yarısını aldığım bir ifade olduğu için ne yapacağım? İkiye bölmek durumundayım. O halde diyorum ki delta x 40 çarpı 20 bölü, bir de ikiye bölmem gerektiğini söylemiştim. Bakın şurası 20, şurası 40. O halde bu çarpı bu bölü 2'den cevabımı ne bulacağım? 400 metre olarak bulacağım. Yani ben ne kadar yer değiştirmişim? 400 metre kadar yer değiştirmişim. Bir kavratan sorumuz var gençler. Kavratan sorumuz bize diyor ki V'miz var, T'miz var. Burada altında kalan alan, bakın az önce de bizim neyimiz vardı? Zaman grafiğimiz. Altında kalan alan size neyi verecekti? Toplam yer değiştirmesini verecekti. Bir konum zaman grafiğini çizmemizi istiyor. Bir de T eşittir 3 anındaki yer değiştirmesini bulmamızı istiyor. Hadi bulalım birlikte. İlk olarak bir T eşittir 3 anındaki yer değiştirmesini bulalım. Hemen diyorum ki delta x eşittir, şöyle okumu da koyayım, 80 çarpı, şurası neydi? 5. Ama benden ne istiyor? 3 saniyedekini istiyor. Ben şurayı bölmelendirirsem eğer 1, 2, 3, 4, 5 olmuş oldu. Ben 3'e kadarki alanı istiyorum değil mi? Çünkü 3. saniyedeki yer değiştirmesini istiyor benden. O halde diyorum ki şurası 3, burası 80. 80 çarpı 3'ten ne kadar yer değiştirmişim? 240 metre yer değiştirmişim diyorum. Hadi bir de konum zaman grafiğini çizelim. Şöyle bir grafik çiziyoruz arkadaşlar. Sıfır noktası. Şurası zaman eksenimiz, şurası konum eksenimiz. Konumumuz metre, zamanımız saniye cinsinden. Hemen zamanımı yerleştiriyorum. Yine sıfırdan 5'e kadar olmak zorunda. Sıfır yazmıştık zaten. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bunları yerleştirdim. Peki konumumu neye göre artıracağım dersem? Ben birinci saniyede ne kadar yol aldığını biliyorum. Şu mesafe kadar, yani 1 çarpı 80 mi yol aldım? 80 ile açılışı yaptım. İkinci saniyede yine burası kadar yol alacağıma göre 2 çarpı 80'den 160 mi yol aldım? Evet. Yine üçüncü saniyede az önce bulmuştuk zaten, 240 metre yol aldım. Dördüncü saniyede
4 çarpı 80'den ne kadar yol alacağım? 320 metre yol alacağım. Ve 5. saniyede 5 çarpı 80'den 400 metre yol aldım. Bunları bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi birleştirme aşamasına gelelim. Bakın sıfıra sıfırdık zaten, değil mi? 1. saniyede 80 metre mi yol aldım? 2. saniyede 160 metre, 3. saniyede 240 metre, 4. saniye 320 metre ve 5. saniyede 400 metre yol aldık. O halde var olan noktalarımı birleştirirsem eğer konum zaman grafiğine ulaşmış oluyorum. Potansiyel bir yazılı sorusudur gençler. Lütfen çok dikkatli olun. Şimdi başka bir öğreten sorumuz. Bu birazcık daha böyle kapsamlı gıcık bir soru tipine dönüşüyor. Hocam biz bunları nasıl yapacağız ya? Çalışacaksınız. Çalıştıkça her şey olacaktır. Tekrar tekrar defalarca lütfen çözün bunları. Şimdi bana diyor ki verilen grafikten yola çıkılarak hareketliğe ait konum zaman grafiğini çiziniz. Tamam, çizelim. Hemen şöyle aşağıya konum zaman grafiğini yerleştiriyorum. Bakın bazen eksi yönde de gitmem gerekecek. Şu an ihtiyacım yok ama bazen grafiğin alt kısmını da negatif olan kısmını da çizmek durumunda kalacağız. Burası zaman eksenimiz saniye. Burası da konum eksenimiz metre cinsinden diyorum. Şurası sıfır noktası dediğim gibi. Şimdi var olan alanlardan yola çıkarak konumumu belirlemem gerekiyor. Bir önce şunu belirleyelim mi? Hareketle pozitif yönde mi ilerlemiş burada? Yani pozitif yönde hızım 20 olarak devam mı etmişim? Ha, sabit hızla hareket mi ediyorum? Evet, sabit hızla hareket yapıyorum. Hareketlinin hızı ne olmuş arkadaşlar? V eşittir 0 metre bölü saniye haline gelmiş. Yani burada ne yapmış hareketli? Durmuş. Peki 10 ile 15 saniye arasında geldiğimde ne yapmış? Bakın grafiğin altına geçtiysem eğer var olan hareketinin tersi yönde hareket etmişim demektir. O halde diyorum ki geri yönde hareket etmiştir bu hareketle. Yani o yüzden ne diyorum buraya? Negatif yönde hareket söz konusu. Şimdi biz bu hız zaman grafiği verildiyse altında kalan alandan neyi buluyorduk gençler? Tabii ki de var olan yer değiştirmemizi buluyorduk. Peki V var, T var. Hadi altında kalan alanı bulalım. Burası 20, şurası 5 kadar. 20 çarpı 5'ten burası 100 mu oldu? Aynen öyle. Burada zaten durduğu için herhangi bir şey yok. Sıfır olarak belirliyoruz. Bu da geri yönde ne kadar metre kat ettim derseniz 50 metre kat etmiş oldum. Yani başlangıç noktasına 50 metre uzaklıktayım. İşin sonunda 100 metre uzaklaştım, durdum. Sonra eksi yönde yani geri yönde geldim ve 50 metrelik yol. Yani şunu çizebilirim. Başlangıç noktam 100 metre gittim. Eksi yönde 50 metre gittim ve son konumum benim 50 metrelik konum. Başlangıçta A noktası dersen buna. A noktasının en sonunda 50 metre uzaklıktayım. Sorularda bunu da sorabilir size. Hemen grafiğimin üzerine yerleştiriyorum. Konum zaman grafiğinde VT grafiğinde size hangi saniye verildiyse onu buraya aktarıyorsunuz öncelikle. 0. Sıradaki nedir? 5, 10, 15 dedim. Daha sonrasında konumlarımı yazacağım. Şimdi şu altlarda belirlediğimiz grafiğin altında kalan alan bize neyi vermişti? Konumunu vermişti. Ben az önce size yerleştirmedim. Çok pardon yanlış söylediğim için. Konumunu verecekti arkadaşlar. Peki konumum nedir benim? 100'e çıkacak. Bir de 50'ye çıkacak. Şimdi bunları yerleştirdim. Bir de sıfırımız var. Onu zaten çizeceğiz ama. Diyorum ki sıfır noktasındayken sıfıra sıfır mıyım? Evet. Sıfırdan 5. saniyeye kadar 100 birim mi gittim? Aynen öyle. O halde diyorum ki 100 ile 5'i birleştirdim. Şöyle şuraya geldim. Tamam. Şimdi 5 ile 10 saniye aralığında cisim durmuş muydu? Hareketli durmuştu. O halde diyorum ki 5 ile 10 aralığında konumumda herhangi bir değişiklik yok. Yani ne yaptım? Normal bulunduğum konumumu koruyacak şekilde durdum. 10 ile 15 saniyeye bakıyorum. Şimdi geri gideceğim. Eksi yönde hareket edeceğim ve ne kadar gideceğim? 50 metre gideceğim. Yani başlangıç konumuma bir tık daha yaklaşmam mı gerekiyor? O halde diyorum ki 50 ile de 15'i birleştirirseniz eğer şu yönde hareket etmişim. Konum zaman grafiğinizde bu şekilde oluyor. Mesela size şöyle diyebilir. Birinci bölge. Bir bölge kalmadı orada ama ikinci bölge, üçüncü bölge derse siz yine birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge olarak bunları eşleştirebilirsiniz. Buradan da böyle yorum sorularına dayalı şeyler karşınıza gelebilir. Tamamsak şimdi bir hırsız polis birbirini yakaladıkları aşamalara gelelim. Karşılaşma sorularımız var bizim. Bu karşılaşma sorularında araçlar aynı yönde gidiyorsa ve zıt yönde gidiyorsa neler yapacağım? Şimdi aracın aynı yönde gittiği, zıt yönde gittiği durumlara bakalım. Bir polisimiz var, bir de hırsızımız var. Bakın polisin hırsızı yakalayabilmesi için hırsızın belli bir hızla koşuyor olması lazım. Polisin daha da hızlı koşuyor olması lazım. Yoksa yakalayamaz ki.
Böyle uzun süre koşarlar ve bu şekilde devam eder. Hırsız bir şekilde kaçar elinden. Polisin onu yakalaması için daha yüksek bir hıza sahip olması lazım. Peki aralarındaki başlangıçtaki mesafe ne kadarmış? 10 metreymiş. Bunlar aynı yönde gidiyorsa eğer belli bir noktada karşılaşacaklar mı? Evet. Hırsız bu noktaya geldiğinde polis de bu noktaya gelecek. Yani karşılaşma noktalarını aldığınızda polis hırsızdan ne kadar daha fazla gitmiş olacak? 10 metre kadar daha yol almış olacak. Peki bize derse ki karşılaşma noktasına kaç saniye sonra varırlar? Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Aradaki mesafeyi alıyorsunuz. Mesafe bölü hızlarının farkını alıyorsunuz. Hız farkı. Hemen yapalım. Ne kadar mesafemiz vardı? 10 metre. Ne kadar hız farkımız var? 110-100. Tabii ki de hızlı olandan yavaş olanı çıkartacağım. 10. O halde diyorum ki 1 saniye sonra hırsız polis tarafından yakalanır. Yani bu karşılaşma noktasına gelme aşamaları 1 saniyeymiş gençler. Peki bunu grafiğe dökmüş olsam. Şimdi grafikte şu aşağıda kalan alana bakmanızı istiyorum. Sadece şurası. Bu alan sizin 10 metre bölü saniye olarak ifade edilmiş. İşte burayı 10 metre olarak düşünün. Yani şu alan zaten 10 metre değil mi? Aradaki mesafe kadar burası. Eğer grafikten giderseniz de 10 metre bölü saniye 10 metre olarak düşünürseniz saniyeyi yine 1 bulabilirsiniz. Çünkü x eşittir vt yapıyorduk. T'yi tek başına bırakırsanız x bölü v olacaktır. X'i v'ye bölerseniz 10 bölü 10'dan yine 1 saniye olduğunu bulacağım. Yani şu aşağıda kalan alanla hiçbir işim yok. Tamamen şurayla bağlantılıyım. Peki geldim. Araçlar zıt yönde gidiyorlarsa. Yani bir araç bu tarafa doğru hareket ederken diğer araç bu tarafa doğru hareket ediyorsa. Bir yerde bunların karşılaşması gerekiyor değil mi? Bu aracım 60 ile gidiyor olsun, bu aracım 40 ile gidiyor olsun. Ve aradaki mesafenin de 200 metre olduğu verilmiş bana. Yine var olan şu formülümüzü kullanabiliriz. Ama burada bunlar aynı yöne gittiği için farklarını almıştık. Burada zıt yönde ilerledikleri için, yani birbirlerine yaklaştıkları için ne yapacağım? Hızlarını toplayacağım arkadaşlar. O halde diyorum ki eğer bana kaç saniye sonra buluştuklarını sorarlarsa, karşılaşma noktasına kaç saniye dolaştıklarını sorarlarsa yapmam gereken formülüm şu. Mesafe bölü hızların toplamı diyorum gençler. Mesafem ne kadar? 200. Hızlarımı topladığımda 100 oldu. Demek ki diyorum 2 saniye sonra karşılaşırlar. Karşılaşma noktasına ne kadar zamanda geldiler? 2 saniye sonra. Peki ne kadar yol aldılar ve geldiler? Bunu bulmamız gerekirse de grafiğe dökmemiz gerekecek. Bu arkadaşın altında kalan alan bize yolu mu verecekti? Peki 40 ne kadar saniyede geldiklerini buldum ben? 2 saniyede. 40 çarpı 2'den 80 metre gitmiş. Bu da 60 çarpı 2'den, bakın eksi de olmasını önemsemiyorum. Çünkü bu sadece yönünü belirtiyor. Birbirlerine zıt yönde gittiklerini belirtiyor. 60 çarpı 2'den de ne buluyorum? 120 metre. Bu ne demek? Arkadaşlar 40 ile giden araç 80 metre gitmiş. 60 ile giden araç 120 metre gitmiş. Yine totalde 200 metre yol var mı arada? Evet. Peki bunu ne kadar zamanda yapmışlar? 2 saniyede. Yani bu da 2 saniyede, bu da 2 saniyede gelmiş ve orta noktada buluşmuşlar. Tabii ki de hızlı olan daha fazla yol almış, yavaş olan daha az yol almış diyorum. Karşılaşma soruları bu şekilde. Grafikten gitmek bir tık daha zordur, yorucudur. Yeni öğrenen bir öğrenci için daha da sıkıntılı bir yöntemdir. O yüzden sizden ricam, lütfen şu formülleri öğrenin ve bu şekilde sorularınızı çözün. Çünkü sorulardan çok çok karşılaşacaksınız. Peki geldim, bir kavratan sorum var. Şimdi bana diyor ki düzgün doğrusal hareket yapan KL araçların hız zaman grafiği değişimdeki gibidir. Araçlar 5 saniye sonra, 5 saniye geçtikten sonra yan yana geliyorlarmış. Çok güzel. Peki bu KL araçları hemen üzerine yazalım. Bu L aracımız, bu da K aracımız yukarıdaki. Bu KL araçları ne kadar yol gitmişler ve 5 saniyede bir araya gelmişler acaba? Bir bunu bulalım. Aradaki uzaklığı soruyor bize. K'nı diyelim, şuraya da L diyelim. Şimdi arkadaşlar K'nın belli bir yol gitmesini istiyorum. L'nin de belli bir yol gitmesini istiyorum. Ve bu araçlar öyle bir şey olsun ki 5 saniye sonra ortada buluşsunlar. Az önce birbirine doğru yaklaşan 2 tane arabamız vardı. Onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi K için verilen değerleri yazacağım. Şurası bizim için V eşittir metre bölü saniye hızımız. Burası da T saniyemiz. K'nın hızı 40'tan nereye gelmiş? 10'a gelmiş. L'nin hızı 10'da kalmış. Yani sabit hızlı hareket yapıyor. Hep 10'la gidiyor L. O halde grafiğin altında kalan alan bana neyi verecekti? Var olan ne kadar yol gittiklerini verecekti. Hemen şuradaki alanımızı buluyorum. Ne kadar? 30. Bakın sıfıra doğru inmemişim. Ben sadece şu pembeyle gördüğünüz
taradığım alanı bulmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen burayı 40 almayın, yanlış bulursunuz. Aradaki mesafe ne kadar? 30. Peki şurası ne kadar arkadaşlar? 5. 30 çarpı 5 bölü 2 mi yapmam gerekiyor burada? Evet, o halde diyorum ki 75 metre yol almıştır K aracı. Tamam, şurası ne kadarmış o zaman? 75 metre. 75 metre bu yol alırken 5 saniyede. L ne kadar yol aldı acaba, ona bakalım. Yine altında kalan alana mı bakmak durumundayım? L'nin altında kalan alanda şu mudur? Yani aslında iki tane grafiği bize hop birleştirip vermiş arkadaşlar. 15. Burada artık bölmem gereken bir durum yok. Tamamen dikdörtgen var çünkü. Şurası 11. Burası 5 birim olduğuna göre. 10 çarpı 5'ten L ne kadar gitmiş derseniz, 50 metrede bu arkadaş gitmiş. Hemen yazıyorum. 50 metre ilerlemiş. Toplamda ne kadar yol gitmişler peki? Aralarındaki mesafeyi soruyordu bana çünkü. 75 artı 50'den 125 metreymiş. Ve bu 125 metreyi K 5 saniyede 75 metre yol alarak, L 5 saniyede 50 metre yol alarak ilerlemiş. Çünkü bunların başlangıç hızları farklıydı. Cevabımızda ne oldu gençler? 125 metre oldu. Tamamsak haydi bir sonraki aşamaya geçtik. Şimdi soru çözmek kadar grafik yorumlamak da bizim için önemli. Pozitif yönde ve negatif yönde hareketlerimiz var. Bunlara bir bakalım. Eğer ki V, T grafiğimiz varsa bu nedir bizim için? Bir hızlanan hareket grafiğidir. Nereden anladım? Hızım sürekli olarak arttığı için. Buna diyorum ki düzgün hızlanan hareket. Peki bu düzgün hızlanan hareketi nasıl olacak? Pozitif yönde ise eğer grafiğini böyle çiziyorum. Bakın zamanla ne olmuş? V'miz artmış. Negatif yönde ise de grafiğimi böyle çiziyorum. Yani mesela ben şuraya 5 saniye dersem, şuraya 20 dersem, 20 ile 5'i birleştirdiğimde bu nokta, şuraya da eksi 20 diyeceğim. Eksi 20 ile 5'i birleştirdiğimde bu noktada olmuş olacak. Hareketli eğer pozitif yönde ilerliyorsa böyle, negatif yönde ilerliyorsa böyle çiziyorum. Düzgün hızlanan hareket grafiği olmuş oluyor. Geldim buraya. Bu da düzgün yavaşlayan hareket grafiğimiz gençler. Pozitif yönde ve negatif yönde bu sefer yavaşlayan hareket olduğu için ne olmasını bekliyorum? Hareketlinin başlangıçtaki hızı bakın sıfırdan çok daha büyük bir yerdeydi. Diyelim ki 80 olsun. Başlangıçtaki hızının sıfıra doğru gelmesini istiyorum. Yani bu bir yavaşlama hareketi midir? Evet. Peki yavaşlamış yavaşlamış ne yapmış? V eşittir sıfır anında durmuş artık hareketli. O halde yavaşlama hareketi budur. Peki farklı bir yönde olsaydı mesela eksi 80 desem bunun bulunduğu konumdan tam tersi yönde ama yine 80'lik hızını koruyabileceği alanda ve eşit mesafe gidecek. 80'den hızım yine sıfıra mı indi? O halde diyorum ki yavaşladığım için düzgün yavaşlayan hareket grafiğim de bu şekilde olmalı. Geldim ortalama hız kavramına. Şimdi elimde yine XT grafiğim var. X metre cinsinden, T saniye cinsinden grafiğimi çizdim. 0, X1, X2 noktalarım, 0, T1, T2 noktalarım. X1 ve T1 birlikte, X2, T2 birlikte. Yani ben X2 yolunu aldığımda T2 kadar süre geçirmişim aslında. Peki bu toplam yer değiştirmeyi ben şöyle de bulabilirdim gençler. Bu grafiğini size şu şekilde de verilmiş olabilirdi. Böyle doğrusal değil de farklı bir yolda da verilmiş olabilirdi. Ama biz ona bakmıyoruz. Tamamen aldığım yol, totalde aldığım yol, böyle totalde aldığım zaman ne kadar zaman geçirmişim ve doğrusal olarak çizmek durumundayım. O halde diyorum ki ortalama hızım toplam yer değiştirme bölü toplam zaman olmak zorunda. Bu da eğimi karşılıyor gençler. Eğer siz burada eğimi alırsanız, eğer burada istediğiniz yerde üçgen oluşturabilirsiniz. Burası da olabilir. Büyük üçgen de olabilir. Şuraya alfa dersem eğer, eğimi aldığınızda karşı bölü komşu yapacaksınız. Bu kenar bölü bu kenar size neyi verecekmiş? Ortalama hızı verecek. Yani ve ortalamayı elde etmiş olacaksınız. Bu araçların kadranları vardır değil mi? İşte kaç saniyede kaça kadar çıkabiliyor falan gibi böyle. Biz önemseriz bunları bir araç alacaksak eğer. Bu yarış araçlarına çok daha hızlıdır mesela. Araç kadranları kilometre bölü saat bazındadır arkadaşlar. Çünkü belirli bir kilometreyi belirli bir saatte gittiğimizde bize ortalama hız göstergesini gösterir. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Metre bölü saniye cinsinden çalıştığımız için o şekilde algılıyoruz. Peki hareket halindeki aracın sürat göstergesinde okunan değer bize neyi verecek? Ortalama sürati verecek gençler. Ortalama sürat de budur. Yani ben 1 saat gittim ama 1 saatteki toplam gittiğim yer değiştirmemi, toplam zamanıma böldüğümde diyelim ki hızım 100 oldu, 90 oldu, 120'ye çıktı, tekrar 100 oldu. Bir sürü hız geldi gitti ama ben totale baktığımda ne yapıyorum? Hepsini topladım, zamana da böldüm. Diyelim ki 100 buldum. Ha diyorum tamam, benim ortalama hız değerim 100'müş.
Şimdi ivme kavramı gençler, sona doğru yaklaşıyoruz artık. Sıkılmış olabilirsiniz ama sakin sakin dinlemeye devam edin. En sondayız artık. İvme bizim için çok önemli. Mesela asansöre bindin. Hocam ivme nedir? Asansörle beraber yeni bir hız edinmiş oluyorsun aslında, değil mi? Birim zamanda gittiğin hız değişimin farklılaşmaya başlıyor. Asansörünki neyse seninki de o oluyor. Ya da yürüyen merdivene bindi, yine aynı şekilde. Sen bindin, sen duruyorsun aslında. Ama dururken yürüyen merdivenin hızı ve yani ivmesi neyse, belirli bir saniyede aldığı yol, aldığı hız neyse, sen de onu kavramış oluyorsun. O sana da gelmiş oluyor. İşte biz o kavrama ivme diyeceğiz. Peki tanımını yapalım. Bir hareketlinin birim zamandaki hız değişimine ivme diyeceğiz gençler. Birim zamandaki hız. O zaman şöyle yazabilirim, değil mi? A eşittir V bölü T desem, ben şunu biliyordum. Burası birim zamandı. Hop, birim zamandaki hız değişimine ivme diyeceğim. Ama şu oklarımı unutmamak zorundayım. Çünkü onlar vektörel nicelikler. Peki ivmenin sembolü nedir? Birimi nedir? Bir de onlara bakalım. Arkadaşlar sembolümüz A harfi. Şöyle tepesine de ok koymalıyım. Çünkü o bir vektörel nicelik. Birimimiz de metre bölü saniye kare olarak karşımıza çıkıyor. Peki elimde bir VT grafiğim varsa. Bakın V var, T var. Kim yok? A yok. Demek ki bu grafiğin eğimi bana kimi verecek? İvmeyi verecek gençler. Hemen eğimini alıyorum. Bu üçgeni de kullanabilirsiniz. Büyük üçgeni de kullanabilirsiniz. Her ikisi size aynı şeyi verecektir zaten. Hemen diyorum ki eğim eşittir tanjant alfa. Tanjant demek karşı kenar bölü komşu kenar demekti. Tanjant yazmak zorunda mıyız? Hayır. Sen sadece şunu bil. Karşı bölü komşu olmak zorunda. Karşı bölü komşuyu yaparsanız eğer... Bakın şu aralık V'mizi veriyor, bu aralık T'mizi veriyor. V bölü T de bana hangi değeri getirecekti? A değerini getirecekti. Yine şu şekilde yazarsanız eğim V2 eksi V1 şu aralık, eğim T2 eksi T1, o da A değerini bize karşılığını vermiş oldu. Peki geldim sabit ivmeli harekete. Şimdi sabit hızlı hareketten bahsettik. Düzgün doğrusal hareketten bahsettik. Tek boyutlu hareketteyiz hala. Bir de sabit ivmeli hareketten bahsedelim. Acaba sabit ivmeli hareket ne demek? Hareketlinin hızı eşit zaman aralıklarında, bunlar, bu kavramlar bizim için önemli. Periyodik olarak değişmek zorunda çünkü. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda değişim gösteriyorsa harekete sabit ivmeli hareket diyeceğim gençler. Peki sabit ivmeli hareketin grafikleri nasıl? AT grafiğinde düzgün hızlanan ve düzgün hızlanan hareket, düzgün yavaşlayan hareketim var. Gençler şunları yavaşlayan olarak değiştirelim. Peki düzgün hızlanan harekete bakıyorum öncelikle. Düzgün hızlanan harekette pozitif yönde AT grafiğinde değişimim var. Pozitif yön olduğu için bu şekilde çiziyorum. Eğer negatif yönde bir düzgün hızlanan hareketim varsa ivmem de negatif yönde olmalı ve değişmemeli. Yani sabit olarak bu şekilde düz devam etmeli, sabit hareket etmeli diyorum. Peki geldim buraya, yine aynı şekilde artı A eksi A olarak çizdim. Ama bu sefer neyim var benim? Yavaşlayan hareketim var. Düzgün yavaşlayan hareket. Mesela asansöre bindin, dördüncü kata çıkmak üzeresin. Tam çıktığın noktada durdun artık, değil mi? Durduğun andaki ivmen ne oldu? Sıfırlandı. İşte o düzgün yavaşlayan hareketime bakıyorum ben. Peki düzgün yavaşlayan hareketim negatif yönde olursa eğer ne yapıyorum? Bu şekilde çiziyorum. Bakın burada tam tersi söz konusu, yavaşlama hareketi olduğu için. Pozitif eksenle çiziyorsam aslında o negatif yönde bir yavaşlamadır. Negatif eksenle çiziyorsam aslında o pozitif yönde bir yavaşlamadır diyorum. Gençler bir ödüllü sorumuz vardı geçen haftadan kalan. Hemen onu da beraber çözelim. Aynı maddeden yapılmış KL cisimlerinin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıklarının oranı sormuştuk size. DK bölü DL'ydi bunlar. Şimdi kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılık dediğim zaman benim öncelikle bir kesit alanına ihtiyacım vardı, değil mi? Bu maddenin kesit alanı burası, bu maddenin kesit alanı burası. Peki şu kesit alanları bir hesaplayalım. Neden? Çünkü dayanıklılık dediğimiz kesit alanı bölü hacimdi. Ya da ne alabiliyorduk? 1 bölü yükseklik olarak alabiliyorduk. Bunun kesit alanı arkadaşlar 2A çarpı A kadar mıdır? Çünkü 4A ile şu an işim yok, o benim yüksekliğim. 2A çarpı A'dan 2A kare mi geldi kesit alanımız? Bunun kesit alanını bulalım. A çarpı A'dan A kare mi geldi gençler? Hadi bunların dayanıklılıklarını hesaplayalım şimdi. Bu arkadaşa D1 diyoruz. Bu arkadaşa D2 diyoruz. Önce D1'i sonra D2'yi birlikte hesaplayalım. D1 için kesit alanı bölü hacim yapacağım. Peki var olan hacmim neydi? 3 tane ayrıtımın çarpımıydı. Hemen yazıyorum. Kesit alanım 2A kare, çarpımlarından da 8A küp geldi gençler. Yine diğerinde yazıyorum. Kesit alanım A kare, çarpımlarından da
2 a küp olarak buldum. Peki buradan 1 bölü 4 a, buradan da 1 bölü 2 a değerim geldi. O halde diyorum d1 bölü d2, 1 bölü 4 a bölü 1 bölü 2 a oldu. Hadi bunları ters çevirip çarpalım. 2 a bölü 1, bu gerekli işlemleri yaparsanız eğer 1 bölü 2 olarak buluruz. Cevabımız 1 bölü 2 olmuş oldu. Bir ödüllü sorumuz daha sizlerle. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum.